Merhaba, ben Ali Osman Büyükköse. 1979 İzmit doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Gölcük'te tamamladım. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Öğretmenliği bölümünü kazandım. İstanbul'da üniversiteye başladık. İstanbul'da 4 sene okudum. 4 sene sonunda başarıyla mezun oldum. Bir gün telefon çaldı. Biz seni Enersa'dan arıyoruz dediler. Ben tabii Enersa hiç duymamıştım o güne kadar hayatımda. İşte Sakosa diye tarif ettiler. Sakosa'ya geleceksin, orada yazılı imtihan olacak. Ben Sakosa'yı da Takosa diye anlamışım. Kensa'nın girişinde, güvenlik görevlisine ben dedim Takosa'ya geldim. Enersa sınavına gireceğim. Dediler Takosa diye bir yer yok ama Sakosa var. Oraya seni yönlendirelim. Tamam dedim. Bir hafta sonra telefon geldi. Dediler kabul edildin. Mersin santralini seçtim. Kendi sıfırdan bir santral olacaktı. Sıfırdan öğrenecektik. Yani kurulu bir santral değildi. Kensa'da da kalma imkanım vardı ama Kensa artık oturmuş bir santraldi. Ben dedim sıfırdan öğreneyim, her şeyin de olayım başından sonuna kadar devre almalarından. Haziran'ın sonuydu, 2003 Haziran sonu. Mersin santraline geçtik. Mersin santralinde gittiğim zaman inşaatı bitmişti. Komşinik çalışmaları vardı, devre alma çalışmaları. Ekiplerle beraber komşinike katıldık. Komşinik bittiği zaman ilk santrali devre almak, buhar tübünü devre almak da bana nasip oldu. Mersin'de görevim yaklaşık 7 yıl sürdü. Bu görevim sırasında 2005 yılında yıllık iznimde İzmit'te eşimle tanıştım. 2005 yılında dünya evine girdik. 2007 yılında kızım dünyaya geldi. Göbek bağı olayı oldu şimdi. Nereye gömeceğiz göbek bağını? Camiye gömelim falan diyor işte komşular, akrabalar. Yok dedik biz eşimle beraber, ne yapalım dedik. Ben dedim bunu santrale gömelim. Bakarsın dedim, genel müdür olur. Göbek bağı sonuçta. 2009 yılı Kasım ayında burada göreve başladım. Fakat yine bir serüvenim var. Ben burada göreve başladım. Ama 2008 yılında da Mersin'de üniversiteye başlamıştım. Endüstri Elektronik 2 senelik yükseokul. 2009 yılında burada komşinik yapılırken sadece uzaktan eğitim olduğu için sınavlara gittim. Sınavlara girdim. 2010 yılında da oradan mezun oldum Endüstri Elektronik alanında. Ankara'ya gittim sınava, mühendislik sınavı için. 50 almam gerekiyordu. 46'da kaldım. Sınavı geçemedim. Aradan bir 2-3 sene geçti. Dedim ben bir daha şansımı deneyeceğim. Bu sefer yine gittim sınava. Bu sefer 68 aldım. Başarıyla. Balıkesir yakın olduğu için Balıkesir'i tercih ettim. Orada tabii bu sefer sıkıntı büyük. Öyle hafta sonu gideceğim, yıllık izin alacağım. Öyle bir şansınız yok. Derslere devam etmeniz gerekiyor. Zaten dersi kaçırırsanız da bu iş olmuyor. İkinci öğretim var, birinci öğretim var. Nasıl yaparız? Tüm derslere girmeniz gerekiyor. 4-12 vadisine gireceksen burada, sabah kalkıyordum erkenden 7'de. Gidiyordum okula. Orada işte 2.30'a kadar derse giriyordum. Daha sonra atlıyordum arabama. İşe geliyordum. İşte buradan 115 kilometredeydi okul. Her gün, haftanın her günü 115 kilometre gidip geliyordum. Kimi zaman iki derse giriyordum. Sadece iki saat için gidiyordum. Öyle söyleyeyim size. Sadece iki saat, çünkü girmek zorundasınız. O günde sadece iki saat tutuyor. Gidiyordum, geliyordum. Bir sınıf benim sınıfım. Ama benim sınıfım olmayan sınıfa da girmek zorunda kalıyorsunuz. O saatte sen derse girebiliyorsun. Çünkü benim zamanım o zaman uyabiliyor. Bu sefer sınıflar dolmaya başladı. Dediler ki artık kabul etmeyeceğiz. 2-3 tane hoca, özellikle zor derslerin hocaları, bir de alttan alanlar var. Dediler artık bundan sonra dışarıdan öğrenci kabul etmeyeceğiz. Gittim hocalara, ben dedim kendi sandalyemi getiririm ya. Aynen böyle. Attım bagajın arkasına sandalyemi. Abartısız. Ve biz 10 kişiydik, tek ben mezun oldum. Bilgisayarı çalıştırırken forumlarda iş güvenliği uzmanlığı hakkımızın olduğunu biliyordum ama çok o zamana kadar üstelememiştim bunu, arkasını aramamıştım. İnternette Balıkesir'i araştırdım. Balıkesir'de bir kurs var. Aradım telefonla. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına girdim. Başarıyla yüksek puanla, hatta Türkiye'de çok yüksek puanlardan alan bir kişiydim o zaman. Başarıyla mezun olduk. Birkaç ay geçti. O zaman A sınıfı iş güvenlik uzmanlığına çok ihtiyaç var. Daha bu yeni iş yasası çıkmıştı. Dediler ki ağır, yani normal sigorta günü 3000 üzerinde olan insanlar
A sınıfı iş güvenlik uzmanlığına başvurabilir. Ama hakikaten zor bir sınav. Bursa'da bir telefonla yine bir kurs buldum. Biz dediler böyle bir kurs açacağız. Bir aylık. Sadece hafta sonları olacak şekilde. Katılır mısın? Katılırım. Ve hakikaten de çok bir zor sınavdı. Sadece 100 kişiden 10 kişi sınavı geçebildi. Ve o sınavı da başarıyla geçtim. İlk sınıfa geldiğimde hani hoca mısın diye soranlar da oldu. Yok dedim, hani ben hoca değilim. Normal sizler gibi öğrenciyim. Özellikle biz 10 kişi başladığımız ekipte bana ihtiyar lakabı taktılar. 27 ile 33 yaş arasındaydı arkadaşlar. Ben 39 yaşındaydım o zaman. Gençlerle de diyaloglarımız iyi olunca ben onların evlerinde de çok kaldım. Sınav zamanlarında izin alıyordum. Beraber ders çalışıyorduk. Anlatıyorlardı bana. Ben bazen onlara da ben anlatıyordum. Abi diyorlar, sen nasıl hatırlıyorsun bazı şeyleri? Hatırlıyorduk yani, bir de uygulamadan dolayı. Kazandım. Kazandığım gün geldim. Santel müdürümüz, işletme müdürümüz beraberdiler zaten bunu konuştuğumuz zaman. Tamam dediler, sen git, hani biz senin arkandayız, destekleriz. Burada çeşitli aldığım okullardan diplomalar, iş yerinde katıldığınız eğitimlerin sertifikaları mevcut. İşte kıdem hediyeleri var. Mesela en son bitirdiğim okulun mühendislik diploması burada çerçeve ettik, koyduk.